Etileri bu hafta bitirsinler. Etileri. Daha önce süpürgelikleri kaldı zaten ya. Faturaları yolladık. Faturalar. Baba montaj da bu akşam. Ben diretliyeceğim. Sen neyi denet... Ben Bünyamin'le bir konuşacağım zaten. Bünyamin... Ya Selahattin bir sus. Tabii. Değil mi? Bir saattir ağız ishali olmuş gibi durmadan tirat atıyorum. Ağzım kurudu konuşmaktan. 3-5 mobilyanın zımparası gibi bir angarya var Sayın Kocabaş. Atölyede eleman yok. Niye dalım? Selahattin yapsın. Zımpara. Selahattin Çakaler bu yaştan sonra zımpara mı yapacak yani? Çalışmanın yaşı yoktu Sayın Çakaler. Bunlar daha senin iyi günleri. Vay, bahçıvan Selahattin Bey uyanmış demek. Bahçıvan mı? Karakaşlarla olan projelerimizin köküne kibrit suyu ekmek, ocağımıza incir ağacı dikmek ve çeşitli peyzaj işleri için hep yanı başımızda maalesef. Babacığım, ihale işi komple bir komplodur. Yoksa ben en kalbi duygularımla ve tüm iyi niyetimle karakaşlara, karagözlere, şirin sözlere yardımcı olmak istedim. Reisin projesini ihaleden çekmek için dünürlerden istediğin 200 bin doları da çocuk esirgemeye bağışlayacaktın Zahar. Gülme lan salak. Fabrika hatalı beyninden ne olduğunu anlıyormuş gibi. Selahattin. Efendim babacığım ben o projenin reisin projesi olduğunu algılayamadım ki. Ha, üçüncü köprü için birkaç farklı şirketin oranj rengi yüzen iskele fikriyle geldiğini düşündün deme. Babacığım hafıza kaybından mütevellit beyinde temassızlık vuku buldu ondan. Ya kimmiş fabrika hatalı beyin? Sus lan. Bence hazırlan. Ne? Fabrika hatalı olanları geri çağırıyorlarmış. Oğlum dur. Damat demek ki imza yetkilerini reise vermekle isabet etmişiz. Rıza'yı da genel koordinatör yaptım. Sen sağ ol, ben selamet. Ne selameti yahu? Sefalet. Ben ne yapacağım peki şirkette? Merak etme, çekirdekten yetişeceğim. Yavaş yavaş yükseleceğim. Selahattin amcanın ruhu ziyarete gelmiş. Ay Selahattin kocam, ne bu halin? İyidir iyidir. İşleyen demir ışıldar. Pudra mı onlar Selahattin? Evet. Burnum parlamasın dedim. İşleyen demir ışıldıyormuş ya. Burnum parlamasın mı? O değil de ağzım çok fena pişik yapıyor. O yüzden çok kullandım. Aa! Ne pudrası ya? Talaş. Ahşap tozu. Yapma. Ay yapma ortada. Eski halı gibi tozu ya yol. Selahattin, sen nerede kaldın ya bu saate kadar? Zımparalık mı? Hayır, zımparalık. Bu yaştan sonra zımparacı oldu Selahattin amcan. Birkaç mobilya adı altında komple bir ormanı zımparaladım. Şimdi de gidip yatacağım. Ya inşaatın duayeni, dekorasyonun dahisi Selahattin vasıfsız bir işçi oldu. Vasıflı dolandırıcılık da neydir? Selahattin sen yatmadan evvel canım. Öbür gün bir defile var da çok belli kimseler geliyor. Hani biz de gideriz değil mi? Şu anki giyimimle sana özel bir moda mesajı mı verdim Gülistan? Ne defilesi lan? Yer görmemiş sabahtan beri. Aa, oğlum ayıp. Çok affedersiniz, çok özür dilerim. Ağzımdan birdenbire kaçtı, pardon. Diyecektim. Lafını bil de konuş. Amele ağzı biraz böyle oluyor babacığım. Ben demiştim, radikal değişiklikler zamanı. Dikkat et. Merhaba Bünyamin Bey. Bunlar yıkılan otoparkın ortak zarar hesapları mı Bünyamin Bey? Sana ne yavrum? Sen üzerinde vazife olmayan işlere karışmasana. Efendim? Artık patron değilmişsin. Müdür değilmişsin.
Koordinatör bile değilmişsin. İşçisin sen, işçi kal. Sen de adam değilmişsin be. Hani ahbap olmuştuk ya. Canım benim bak, Bünyamin Karakaş'ın biriyle ahbap olması için o kişinin ya ağzında gümüş kaşıkla doğması ya da ilerleyen yıllarda evde gümüş takımlarla yemek yiyebilecek sosyal statü erişmesi gerekir. Sende ikisi de yok. Sen tahta kaşık, tarhana çorbası insanısın. Ya benim mesela gümüş kaşık değil. Kaşık adası. Niye? Bomboş arazi. Ağzım sulanıyor oğlum. Dikeceksin oraya 2 megasite, 3 AVM, 6 gökdelen. Oh, ferahlayacaksın. Ben böyleyim işte ya. Arabada giderken nerede bir park, bir ağaçlık alan görsem tikleniyorum. Hemen buldozeri sokup demiri, betonu yığasım geliyor. İşini seviyorsun. İnşaat benim bebeğim. Ben bu sektörün yanlış anlamaya kurban gitmiş devrik kralıyım. Madem öyle devirip oturma. Açık sektörü çalış. Al elini süpürgeyi, kovayı, temizlik yap. Ortalığı pislik getiriyor, ayıptır ya. Nasıl? Ben temizliği de ben mi yapacağım? Kim yapacak yavrum? Ben ne iş yaptı belli olmayan şirket ortağısın. Şeymuz amca patron, Rıza onun oğlu ve koordinatör. Reis de operasyon müdürüyse Rıza'nın yaşı kaçtır ve o musluk o kovayı kaç dakikada doldurur? Ne? Al kovayı doldur, temizlik yap. Bakalım kaç dakika çıkacak. Hop kaçtım ben. Hey Allah'ım ya. Bana da bir çay kap gel. Hadi canım. Çay. Sana çay kapıp geleceğim. Oh maşallah. Havalara bak. Sanırsın bu boyaların genel müdürü. Çekil şöyle. Ne yiyorsun lan? Ekmek arası kavurma ve portakallı gazoz. Ara öğünüm. Çok varoş. Ekmek arası kavurma amele diyetinin temel taşı. Ay kokar da o. Kavurma kavurma kokar. Genellikle retinler ve çorap kokusu eşlik eder. Hiç sevmem şantiye. Yorgunluktan kan şekerim düştü. Arkadaşlar verdiler sağ olsunlar. Hiç fena değil ha. Alışırsın alışırsın. Yeni arkadaş çevren seni otoparkın moloz yanında bekliyor. Niye? Şimdi bir enstalasyon çalışması var Biennial kapsamında bir Fransız sanatçının. Alternatif mekan olarak da bizim otoparkın moloz yanını seçmişler. Açılış kokteyli için de seni bekliyorlar. Ha, yok ben istemem ya. Kimseyi tanımıyorum orada. Bombastik ya. Oğlum senin beyin şekerin de düşmüş lan. Çalışacaksın oğlum. Çimento karacaksın, moloz kaldıracaksın, yardım edeceksin. Akşamüstü sporu süper kas yaparsın. Ben dün gece 11'e kadar burada yeteri kadar kas yaptım. Şu an eve gitmek istiyorum. Hem sana ne lan benim fitness programımdan? Amelilikten kalfalığa, kalfalıktan ustalığa, oradan da patronluğa yüksel. O zaman istediğin saatte evine gidersin. Ama şimdi yok öyle. Bünyamin, bunu bana niye yapıyorsun? Bir, fakir sevmiyorum. Huy. İki, Şeymuz amca o hatalıdır bizi mahcup etti. Eti senin, kemiği benim dedi. Madem etim benim, hiç sevmem sarkık etler. Git onlara kasa dönüştür. Hop çıktın sen. Harbi mi? Vay. İyi o zaman geleyim ben bu akşam yapalım bir terapi. Ha? Michael'ı da getiririm. Tamam baby. Şam fıstık falan yoksa getireyim mi? Ha varsa eyvallah. Tamam Zerrin, akşam 9'da görüşürüz. Ne yapıyorsun sen burada hala? Ceketimi aldım da beyim. Geceleri çok soğuk oluyor. Aslında en iyisi fanilanın altına gazete kağıdı koymak tabii ama... Ay yapma, koktu burası. Bekar odası, bekar odası koktu. Git, git. Eyvallah beyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.